Şimdi ben ilk olarak en çok kullanacağımız objelerden bir tanesi olan, en çok kullanacağımız şeylerden bir tanesi olan şekiller arasında ve yazılar arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Yani onları da hizalama metotlarından bahsedeceğim, hizalardan bahsedeceğim. Ama ondan önce bir tane yazı yazalım. Yazı. Şimdi bir yazı yazma işlemi için de aynı şekilde bunu tıklıyorum. Buraya yazıyorum. Ve daha sonra Ctrl Space'e basıp siliyorum falan filan. Onu istediğim şekilde dönüştürüyorum. Şimdi ben diyorum ki bu yazımı bu şeklin tam ortasına yazmak istiyorum. Bunu yapmak için şeklimizi ve bunu seçeceğiz. İkisini birden seçmenin yöntemlerine bakmamız lazım. Ben yazımı seçtim. Şeklimi seçebilmek için ise Shift tuşuna basılı tutaraktan tıkladığım zaman şu an ikisini de seçtim mi? Evet. Seçtim. İkisini seçip kenarından küçültüp büyütebiliyor muyum? Evet. Tamam. Şimdi ben yazımı elime alıyorum. Bunu elime alıyorum. İlk seçtiğimi son seçtiğimin yanına götüreceğim. Bunun için C tuşu iki merkezi yatay eksende ortalar. E tuşu da dikey eksende ortalar. Yani ben herhangi iki bir nesneyi birbirleriyle iyi hizalamak için şunu yapmam gerekiyor. Buna tıkladım, buna tıkladım. CE yaptığım zaman ne oldu? C yatay eksende ortaladı, E dikey eksende ortaladı. Bu şekilde ortalama işlemini sağlamış oldu. Ben eğer bu yazımı tam bunun sol tarafına yapmak istersen, ikisini birden seçiyorum. L'ye basıyorum, sola doğru ortalıyor. R'ye basıyorum, sağa doğru ortalıyor diyorum. Hizalıyor. B'ye basıyorum, alta doğru hizalıyor. T'ye basıyorum, yukarıya doğru hizalıyor. Left, right, bottom, top. Yani İngilizcesi. C, center, E, edge'den geliyor. Bu şekilde hizalama işlemlerin son derece basit değil mi? Mesela Evet. ben üçünü birden seçtim. C'ye bastım, E'ye bastım. Nasıl? Güzel. Çok güzel değil mi? Yani bu hizalama olayı özellikle logo çizimlerinde veya işte denge hususlarına gözeterekten bir takım çalışmalar yapmak istediğinizde en önemli unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben burada 3-4 tane şekli bir arada götürerek bir arada işlem yaptırabiliyorum. Bir arada hizalama işlemi yaptırabiliyorum. Şimdi CorelDRAW'in birçok özelliği var. Gerçekten kolaylaştırmış. Özellikle sürüm yükselticinde yeni yeni özellikler ekliyorlar. Birçok özellik var. Ben işimize yarayacak birçok özellikten, o yarayacak ve bizim tecrübe edindiğimiz birçok özellikten bahsetmek isteyeceğim. Bahsetmek istiyorum. Ama adım adım ilerlemek ve bunlarla ilgili çalışmalar yaparak ilerlemek gerekiyor. Yeni bir şekil elde edebilmek çok çok daha basit. Kendi şekilleriniz veya iki şeklin arasındaki kombinasyonu oluşturabilmek gerçekten çok basit CorelDRAW'da. Şimdi bir de center özelliğinden bahsedeyim. Yani ben bu işlemi döndürmek için ne yapabilirim? Yazıyı kendi ekseni etrafında döndürmek için ne yapabilirim? Şimdi normalde Photoshop'ta kenardan sürükle bırakları yapabiliyorduk. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunda sürükle bırak gibi bir yani döndürme işlemini göremiyorum. Bunun için bir kez daha tıklıyorum. Bir kez daha tıklayınca döndürme işlemi, bir kez daha tıklayınca transform işlemi karşıma çıkıyor. Bir kez daha tıkladım. Döndürme işlemini halime aldım. Döndürdüm. Bu işlemde de Shift tuşuna basılı tutarsanız yine eksen içerisinde büyütme küçültme yapar her iki açıdan. Normalde bu şekilde hem büyütüp hem küçülterek hem de döndürme işlemi yapmak için Shift'e basılı tutabiliriz. Shift'e basmadığınız zaman direkt kendi eksen etrafında döner. Shift'e basıldığı zaman hem döner hem de büyür yazın. Aynı zamanda kontrol tuşuna bastığınız zaman 15 derecelik açılarla kendisi bir sanki cetvel varmış gibi snap işlemini yapar. Yani oraya yapışma işlemini yapar. Yapışma işlemini yaparak da tık 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 büyütme işlemi yapıyor. Bu şekilde. Ben tam 90 dereceye getirebiliyorum. Anlaşıldı mı? Bunu neye göre Evet. yaptı? Kontrol tuşuna basarak yaptı. Çeşitli döndürme işlemlerinin çeşitli yöntemleri var. Bakın. Burada 90 derece yazdığı zaman 90 derece yönde döndürme işlemi var. Eksi 90 yaparsan eksi 90 yani 270 demektir. 90 derece bu şekilde işlem yapıyor. Bunlardan bahsettiğim zaman hemen gelelim. Biz bu işlemi bu işlemin yan tarafında yer alan en ve boy oranlarını ve x ve y dediğimiz olan kısımlardan bahsedelim.
bu bölümde yatay olarak yani enlemesine olan ölçüyü ayarlayabiliyoruz. 8 yapıyorum mesela ben burayı. 8 yaptım. Eğer buradaki kilit işareti log radio işaretliyse, yani en boy oranının koro anlamına gelen bu işaret işaretliyse, burada büyüklüğü bir şekil neyse alttaki de ona göre büyür. Ama aynı zamanda ben bunu işaretsiz bırakırsam buraya yazdığım zaman ne yapıyor bu sefer? Diğerinde hiçbir şekilde değişiklik yapmıyor ve orayla direkt oynama işlemini sağlıyor. 28. Ben bunu 35 yapayım. 35 yaptım. Ben diyorum ki ya diyorum bunu 20 birim daha büyüteyim demek istediğim zaman ne yapacağım buraya? 55 yazacağım değil mi? 35 artı 20'den 55 yazacağım. Ama bu tarz matematiksel işlemler varsa 35 artı 20 dediğiniz zaman otomatik olarak kendisi 55'e çekiyor mu? Çekiyor. Mesela bunu 10 katı büyüteyim, 10 katı küçülteyim demek istediğim zaman da 55 çarpı 10 diyorum. Ne yapıyor? 55 çarpı 10'dan bu şekilde büyütme işlemini sağladı. Nasıl? Mesela 55 eksi 25 diyorum. Ne yaptı? Küçülttü.